Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere plaj çantası yapımını anlatacağım. Ribbonip'ten yaptık, bakın gördüğünüz gibi. Kulbun uzunluğu tamamen size kalmış. Şöyle göstermek istiyorum detayları. Şöyle elime alıp. Bakın bu şekilde tabandan başlayıp videoya sığdırmaya çalışıyorum. Şimdi bunun yapımına bir an önce geçelim. Dediğim gibi Ribbonip'ten hazırlayacağız bu plaj çantasını. Kulplu, bakın bu şekilde. Hemen yapımına geçerim. Evet, plaj çantası yapımında kullanacağım renkler sarı ve turuncu olacak. Sarı ile işe başlayacağım. Yoğunlukta olacak rengim sarı olacak. Hemen başlayalım sihirli halkayla. Bu şekilde. Sihirli halkamın içerisine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapıyorum. Küçük kalan ipimi sıkıca çekiyorum. Boşluk kalmayacak şekilde. Ve şu ilk başta başladığım sık iğnenin tepesine, başlangıcına hemen batıyorum. Ve burada tığımı battıktan sonra ilmeğimi çıkartıyorum ve ilmeğimi diğer ilmeğim içerisinden geçirerek kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Ve şu arkada kalan kısa ipi de örgümüzün içerisine koyarak öreceğiz. Şimdi bu sıraya has bir tane zincir çekiyoruz. Çünkü gizleme noktamızı bu zincir üzerinden yapacağız. Hatırlarsınız taban yapanlar. Şimdi burada bakın örgülerimizin tam V noktası var ya, çubuklarına, tam orta kısımlarına batacağız. Boşluklara değil. Bu başak şeklini vermek için. Burada iki tane sık iğne yapacağız bu sırada. Bütün çubuklara gördüğünüz gibi bu şekilde, bakın tekrar yapalım. Batıyorum tam orta kısmına. Arkası tam ortadan çıkacak şekilde, buna dikkat edelim. Buraya da iki tane. Yani bu sırada bütün çubuklarıma ikişer tane batacağım. Çift batacağım. Ve bu arada örgümü de bakın kısa ipimi de arasına aldım. Örmeye başladım. Yani gizlemeye başladım. Bu sırada hepsini çift örerek tamamlayacağız. Evet, bu sırada hepsini çift battım ve gizleme noktama geldim. Bir tane zincir çekmiştik, hatırlayın. Bakın 7 tane çift battığımız nokta oldu. Zincir çektiğimiz noktanın dibinden batarak, bakın şöyle göstereyim. Dibinden batarak ve ipi de arkaya alarak kısa ipimizi burada ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra en baş başladığım sık iğnenin tepesinin arka kalan kısma, yani dış kısmından kalan tekine batıp ipimi çıkartıyorum ve 3 tane ilmek oluşuyor. İlk yeri ikisini çekerek gizleme noktamı oluşturuyorum. Ve şimdi bu sırada bir tek bir çife başlayacağız. Bakın bütün noktalarıma çift battım. Gizleme noktamı yaptım. Zincir çekmiyorum. İpimi hafif esnettikten sonra hemen bir tek yapıyorum. Birine tek yaptım. İkincisine iki yapıyorum. Yani bir tek bir çift sıramı oluşturacağım bu sırada. Yani üçüncü sırada bir tek, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde bu sıramızı tamamlayacağız. Üçüncü sıramı da tamamladım. Çiftle bittikten sonra gizleme noktama geldim. Gizleme noktam tek kalıyor biliyorsunuz. Ve battım orta kısmına. Ve yine arkadan alarak gizleme noktamı da oluşturdum. Şimdi dördüncü sıraya çıktığımda tekle başladığım ilk noktaya çift batarak çift, iki tekle devam edeceğiz bu sıramızı. Çift, iki tek, çift, iki tek şeklinde bu sıramızı tamamlayacağız. Çift, iki tek, çift, iki tek şeklinde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Dördüncü sıramızı tamamladıktan sonra gizleme noktamızı oluşturduk. İpimiz hafif esneterek hemen ilk çubuğumuza batıyoruz. Burada iki tek yapacağız başlangıçta. Bakın iki tek, bir çiftle başlayacağız. İki tek bir çiftle başladıktan sonra burada 3 tane tek yapacağız bu sırada. 3 tek. Dediğim gibi ortasına batmaya özen gösterelim ki örgümüzde bozukluklar olmasın. 2 3 tane tek yaptıktan sonra, yani başlangıçta 2 tek bir çift yaptık, sonra 3 tek bir çiftle bu sıramızı devam edeceğiz. Yani
3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift şeklinde bu sıramızda tamamlayacağız. 5. sıramı da tamamladım. 6. sıraya geçiyorum. Burada bir tek bir çiftle başlayacağım 6. sıramda. Bir tek bir çiftle başladıktan sonra, bakın bir tek bir çiftle başladım. Burada 4 tek bir çifte devam edeceğim. Örelim hemen. 1 2 3 4 tek bir çift. Evet, bir tek bir çiftle başladık. 4 tek bir çiftle bu sıramızı tamamlayacağız. 6. sıramı da tamamladım. 7. sıraya geçtiğimde hepsini tek öreceğim. 7. sırada bütün çubuklarımın ortasına, sık iğnelerimin orta kısmına tek batacağım. Hepsini tek örerek bu şekilde tek tek şeklinde bu sıramızı da tamamlayacağız. Evet, 7. sıramı da tamamladıktan sonra 8. sıramda 2 tek bir çiftle başlayacağım yine. 2 tane tek yaptım. Şimdi bir tane çift yapıyorum. Ve burada 5 tane tek yapacağım. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek yaptıktan sonra bir tane çift yapacağız. Ve bu sıramızı da 5 tek bir çiftle 5 tek bir çiftle tamamlayacağız. 8. sıramı tamamladım. 9. sırada bir tek bir çiftle başlayacağım. Bir tek bir çift. Sonra burada 6 tek bir çift öreceğiz. Böyle takılmalar olabilir. Tam ortalarına batmaya dediğim gibi özen gösterelim. Bu arada tığım 6 numara, ipim ribbonip. Ribbonip olmasının sebebi daha hafif olması için. Daha kullanışlı. Pen ipler de güzel fakat ağır olduğu için tercih etmedim. Evet, burada 6 tane tek yaptıktan sonra bir tane çift batıyorum. Bir tek bir çiftle başladım. 6 tek bir çift, 6 tek bir çiftle de bu sıramı tamamlayacağım. 9. sıramı da tamamladım. 10. sıramı çiftle başlıyorum. İlkini çift başladım. Sonra burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane 7 tane tekten sonra 8.yi çift batacağız. Bakın. Başlangıçta çiftle başladık. Çiftle başladık. 6 8 7 tane tek yaptık. Bir tane çift yaptık. Evet. Çiftle başlayıp 7 tek bir çift, 7 tek bir çift şeklinde bu sıramızı da tamamlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi 10. sıramı da 7 tek bir çiftle tamamladıktan sonra 10. sıradan sonra hiç çift batmayacağım. 5 sıra tek öreceğim. Burada 5 sıra tek ördükten sonra çift battığımız bir nokta var. Şimdi 5 sırayı ben öreceğim. Bakın bu şekilde tek batarak 5 sıra tamamlayacağız. 5 sıradan sonra farklı bir artırma yapacağız. Evet, 10. sıradan sonra 5 tane tek ördüm. Eğer sayıları vermek gerekirse şöyle özetle söyleyeyim. 11, 12, 13, 14 ve 15. sıraların hepsini tek örerek tamamladım. Gördüğünüz gibi böyle çanak gibi böyle içeri doğru kıvrıldı. Şimdi bu benim asıl tabanım. Şimdi ben çantamın yan kısımlarının ne kadar genişlikte, yani geniş mi olsun ya da yahut böyle biraz daha toplu mu, yani küçük mü olsun dersem eğer, şimdi burada artıracağım sayıları siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Yani taban bu şekilde. Şimdi burada bir artırma yapacağız. Bu sayıları ben 2 tek bir çift de yaparak örmüştüm. Daha geniş oluyor. 3 tek bir çift yaparak örmüştüm. Biraz önce gösterdiğim yeşil ve sarılı çantamı. 4 tek bir çift ya da en fazla 5 tek bir çift yaparak burada çantanıza boyutu, yani kalıp verebilirsiniz. Nasıl olmasını istiyorsanız eğer. Şimdi ben o yeşil çantamı, yeşil ve sarı çantamı 3 tek bir çiftle örmüştüm. Instagram'da bir sarı beyaz çantam vardı, plaj çantam. Onu da 2 tek bir çiftle örmüştüm. Ama şimdi ben biraz daha
böyle içe doğru olsun istiyorum. Çok fazla büyük olsun istemiyorum. O yüzden burada 4 tek bir çift batacağım. Bakın 1, 2, 3, 4 tek bir çift batacağım. Ama siz benim plaj çantam geniş olsun derseniz eğer 2 tek bir çiftle de bu sırayı yapabilirsiniz. Yahut 3 tek bir çiftle de yapabilirsiniz. Ama ben şimdi 4 tek bir çiftle öreceğim. Dediğim gibi bu sıra bizim kenar açılımımızı belirleyecek. Şimdi burayı da yani 16. sıramı da ben 4 tek bir çiftle tamamlayacağım. Evet, 16. sıramı da 4 tek bir çiftle tamamladıktan sonra son kısımda şöyle eksik geldi 2 tane. Ama sorun değil. 2 tek bir çiftle de onu da tamamladım. Şimdi bu sırada yani 17. sırada hepsini tek öreceğim. 17. sıramızda hepsini tek örerek tamamlayacağız. Evet, 17. sıramı da hepsini tek örerek tamamladım. Taban kısmım burada bitti. Artık duvar çıkmaya başlayacağım. Yani desen ve model vermeye başlayacağım. Bu plaj çantamızın birinci kısmındı. İkinci kısmında görüşürüz.